Teknoseyir hoş geldiniz. Bugün Umut'la beraber Mayıs ayı telefon önerilerini çekeceğiz. Umut, öncelikle hoş geldin. İyi misin? Hoş bulduk Murat abi. İyiyim. Seni sormalı. Ben de iyiyim. seninle de böyle aydanaya görüşüyoruz e, telefon önerileri evet. için. E, önce her zamanki sorumla başlayayım. İyi haberler var mı? İyi haberlerim yok. Telefon fiyatları artıyor. Güzel haberlerimden biri de yeni modeller geliyor. Ancak fiyat artışlarıyla birlikte bu da kötü haber tekrardan. <laughs> evet, iyi oldu ee, böyle başladığımız 2000-3000 TL arasıyla giriyoruz. Artık daha Hı -hı. atları yok var ama biz önermiyoruz. Evet. Ee, 2000-3000 arası biraz daha içimize sindiği için oradan başlatıyoruz. Hı -hı. Aklınızda olsun hep o uyarıyı yapacağım. Evet başlayalım bakalım. Ba e, aslında şöyle baya telefon var yani 5000 liraya kadar baya evet. biz çok model e, toparlamışız. Evet başlayalım bakalım TCL'le. TCL ile başlıyoruz. Bu TCL 10 neyi? Kafamda soru işaretleri vardı. Yakın zamanda teyzemin bir telefon ihtiyacı olması sebebiyle aldım. Biraz kurcaladım. Dedim ki 2000 liraya aile büyüklerine vesaire minimum harcamayla kullanılabilecek iyi bir telefon gözüyle baktım. Ve 2000 lira şu an sınırım 2000 lira daha fazla veremiyorum diyenler için mantıklı bir seçenek. Ama biraz üstüne çıkarım derlerse Oppo A73 ve TCL 10 Plus gibi modellerde dikkat çekiyor. Ama Ancak bak Biraz dediğin hı hı. 600 lira fark var yani o çok büyük i̇şte. fark. O yüzden diyorum ya sınırım 2000 ise TCL 10L güzel seçenek. Şey canım, peki TCL 10L ne yapamaz? Mesela baş, hani böyle evet. amcaya teyzeye değil de normal vatandaşa alması gerekiyor diye ne yapamayacak? TCL 10L ne yapamaz? İşte oyun oynuyorsundur performansı bir yerden sonra yetmez. Kamera kullanıyorsundur kamerası o kadar yüz güldürmez. İşte ekranda bakıyorsundur daha iyi ekranlı telefonlar vardır. Her şeyi minimumda yapıyor. Yukarı çıkmaya gücü yetmiyor. Öyle bir Aynen. telefon göz olarak özetleyebiliriz. Peki bu biz bu TCL ilk geldiğinde fiyatları yüksek kaçıyor diye eleştiriyorduk. O düzeldi mi? Evet. Düzelmiş durumda ama TCL'de şöyle bir saçmalık var Murat abi. Piyasada 5 tane telefonları varsa biri mantıklı, ikincisi Hı. alınabilir, 3 tanesi de bu telefon niye var ya da bu özelliklere böyle telefon mu olur tadında ürünler. Peki Şöyle bakıyoruz. Biraz daha yukarıya çıktığında Realme 7, Redmi Note 10 ve Poco X3 NFC var. Benim burada görüşüm şu. Eğer e, 2000-3000 lira aralığında en düzgün telefon almak istiyorsanız üst limiti vererek Redmi Note 10 ya da Poco X3 NFC'yi almaları mantıklı olur. Redmi Note 10'un burada e, Poco X3'e göre avantajı AMOLED paneli bulunması ve e, çeşitli yenilikler, ufak yenilikler barındırması. Poco X3'ünde de Diğer noktadaki avantajları ise kamerası ya da performansa bağlı yongasının biraz daha iyi olması gibi gösterilebilir. Peki X3'de niye NFC yazıyor? O özellikle tüm dünyaya NFC olarak satıldığı için biliyorsun Xiaomi'nin ekonomik telefonlarında NFC çok kolay harcanan bir özellik. Bu modelde de ucuz ama bakın NFC koyduk diye özellikle vurguluyorlar iyi yapmışlar. Çünkü ben onu anlamıyorum. Niye NFC'siz telefon hı hı. var? yani ne kazanıyorlar NFC koymayarak? Ee, gayet iyi olmuş. Benim için mesela bu tek başına satın alma nedeni. Onu söyleyeyim sana. Hı hı. İsmini NFC yazıyor. Yani NFC olduğu baştan belli. Evet. NFC'siz hiçbir şey almam. Ee, 3000-4000 TL arasına geçelim. Xiaomi Mi, 10, e, Mi Note 10 Lite başlıyoruz. tam 3500 lira. Yani aslında orada da şimdi hani 3000-4000 arasında Şair 3000'den başlamıyoruz. 3500'den Yok, başlıyoruz. Yok 500 lira var. Eee Minoton Lite biraz yaşlanmış bir telefon ama fiyat segmentinde hala e, dikkat çekmeye, güzel bir model olmaya devam ediyor. Sonrasında yeni bir e, oyuncumuz var burada. Poco X3 Pro. X3 Pro'nun e, en büyük avantajı performansı. Snapdragon 860 kullanıyor. Benzer fiyattaki rakipleri Snapdragon 600 ya da 700 kullanırken onlara göre ciddi bir performans avantajı var. Ama X3 Pro nereden kaybediyor derseniz IPS bir paneli var. Yüksek herzde olmasına rağmen IPS teknolojisinde bir paneli kullanıyor. Onun dışında kamerası rakiplerine göre geride. Yani çevre özellikleriyle kaybediyor ama sırf performans adaklı özelliklerinde de rakiplerine ciddi fark atan bir telefon. Ona göre madiyet hesabı yapılması gerekiyor kullanım senaryosuna göre. Sonrasında Realme 7 Pro biraz yaş almaya başladı. Malum Realme 8 Pro modeli çıktı. Ancak orada da bir komik nokta var. Realme 8 Pro neredeyse Realme 7 Pro'dan daha kötü bir telefon olmuş. Redmi Note 10 Pro ve Samsung Galaxy A52 gelecek olursam da bence fiyat segmentinde şu an en alınabilir iki telefon. Burada hatırlarsanız M51 modeli de vardı. Ancak A52 onu bence tahtından ediyor gibi şu an. Pil ömrü sizin için önemli değilse bence A52 M51'e göre şu güncel konumda daha mantıklı. M51'in güncel fiyatı 3600 civarlarında. A52 ona göre e, Yonga platformu, işte kamerasında OIS olması, suya toza dayanıklılık gibi, kasasının biraz daha ince ve kibar olması gibi artılar barındırıyor bakıldığında. Sonraki modelde Mi 10T Lite. Bu Mi 10T Lite'ın fiyatı düşmedi. Fiyatı düşmeyince mantık çerçevesinden biraz uzaklaştı kendisi. Xiaomi'nin diğer alternatifleri ve rakipler biraz daha mantıklı kalabilir Peki, onun yanında. 50 lira fark var A52 ile gözüküyor. Yani o e, neredeyse aynı fiyattalar. Hı -hı. A52 main'e. Ben bu ikili arasının A52'yi seçerim. Tamam performans tarafında Mi 10T Lite üstün gelecek. Hatta diğer bazı özellikleri de üstün gelebilir ama işte Mi 10T Lite IPS bir panel kullanıyor. Yüksek erz barındırıyor ama e, A52 AMOLED. E, A52'de dediğim gibi suya tozu dayanıklılık gibi noktalar da var. Bu e, Mi 10T Lite modeli yok. Ya da kamerasındaki OIS gibi özelliklerde de yok. Evet, o zaman haklısın bir şey diyemiyoruz. Ee, 4000-5000 TL arasına geçelim. Şimdi biz daha önceleri bu 3000-4000 TL arasını birazcık hani odak noktamız yapmıştık. Ama 4000-5000 arası da çok kalabalık. Ee, bakalım evet. hani şey di diyeceğiz mi? yani onun baştan sana söyleyeyim de yani bu 3000-4000 arasında takılmayın. 4000-5000 daha tatmin edici diye bir yorum baştan yapabiliyor muyuz yoksa ne diyorsun? Ee, bazı modeller özelinde olabilir ama genel olarak bence hala hayır. Tamam. Peki zaten bak yine aynı sorunla başlıyoruz. Şimdi en son işte A52 diyordun 3800. Bir üstüne Hı -hı. çıkalım dediğin anda 4500'e çıkıyorsun. Yani Samsung Galaxy A72 ile başlıyoruz. Yine Samsung ama fark çok. Şimdi A72'yi biz ilk başta eleştirmiştik. Fiyatı biraz yüksek kaçmış diye. Evet. İkinci ayında fiyatına yaklaşık 500 liralık bir indirim olmuş görünüyor. Ve daha da düşecek gibi eğrisine bakılırsa. Ne kadar uzaklaşırsa 5000 lira sınırından o kadar potansiyeli yüksek bir telefon kendisi. Ama A52 ile arasında bir fiyat farkı mutlaka bırakacaklardır. Bu koşullarda A52 de ucuzlamaya devam eder mi bilemiyorum. Ülke şartlarına bağlı. Sonraki e şimdi ben iPhone... şey soracağım sana. Hı. A52 3800 bu 72, A72 4500. Yani ne kazanacağım ben? Hani ya da şöyle söyleyeyim, e, o fiyat farkına değecek bir fark var mı? Bence çok değecek bir fark yok. a 52 de temel bazda A72 ile e, bu kaise edilebilecek bir ürün. Peki. E, iPhone tarafında da iPhone SE hala 4600 yani 5000 TL altında evet. direniyor. Yani onun pilini e, idare ettirebilirsen çok güzel bir seçenek. Yani şey olarak da söylemiyorum. Sırf hani biz normalde şey deriz ya işte iPhone'cular da bunu az Yok bu gerçekten hani genel olarak telefon almak isteyenler için de gayet güzel bir seçenek yani. Öyle. Ama Sonraki... e, şeye de baktığın zaman bak Hı -hı. onu diyecektim. Sonraki model S20 FE. Bir altta A72. Bunlar ya yani aralarında 100 lira var. Hani hepsinin. Şey SE ortada kalmış. Burada hani aslında e, kullanıcılar neyi seçer açıkçası ben de merak ediyorum yorumlara yazsınlar. Yani iPhone tarafına kayarlar mı bu fiyatlarla? Çünkü S20 FE hala işte onu soracağım sana. Bir onu bir en başta bir sorunlu diye bir e, not etmiştik. Hani o evet. konuda bir değişiklik olmadı değil mi? Hatta şöyle söyleyeyim biz bu telefon üzerinde S20 FE yazdıkça bize e, her ay bana daha doğrusu özellikle geliyor <laughs> S20 FE'yi söylüyorsun ama bak S20 FE'de şöyle şöyle sorun var. Böyle böyle sorun var. Umut bir dikkat et bu telefona. Belki öteki aylarda yer verme gibi noktalar söylüyorlar. Hatta S20 FE aldım deyip bana görüntüler atanlar da var. Yani S20 FE'yi benim tarafıma ulaşan herkes sorunlu olarak görüyor. Hatta telefon önerilerinden mümkünse çıkar. Bu kadar sorunlu bir ürünü tavsiye etme gibi çıkışlar da oluyor. Ancak kağıt üstünde Samsung markası üzerinde hala bir albenisi var. Ve bazı kullanıcıların da memnun olduğunu görüyorum. Yani... Şu an için yer alıyor ama bu bana gelen itirazlar evet. devam ederse bir yerden sonra artık yer vermeyeceğiz ona da. Bence burada iş yine FE'yi şu an kullananlara düşüyor yorumlara. Her zaman her ay yazsınlar <laughs> icabında. Hani şeyi bilelim. Yani belki geçen sene geçen Aykis incelemede şey önerilerde bir sorunla karşılaştırmışlardı o ana kadar. Sonra bir güncellemeyle çözüldü. Haberimiz yok belki de. Hani o yüzden FE kullanıcıları birazcık o serüvenini yazarlarsa herkese faydası olur. Yani işte evet. güncellemeyle çözülen bir sorunu olabilir. Güncellemelere rağmen devam eden sorunları olabilir. Teknik servis maceraları yaşanmış olabilir. Hepsini yazsınlar. Çünkü maalesef hani s FE yani gerçekten çok tatlı bir yerde. Yani bu sorunları olmasa direkt önerilecek ürün yani. Ee, Poco F2 Pro ile devam ediyoruz. Hadi SE alamadık. ŞFE şey alamadık. 50 lira fazla verip Poco'dan ne alıyorsun? Poco F2 Pro'da donanımsal olarak daha fazla şeyler alıyoruz. Mesela Snapdragon 865 var Poco F2 Pro'da. S20 FE'de Exynos 990 var. 865 daha performanslı. İşte Poco F2 Pro'da tam ekran alıyoruz. E, S20 FE'de hmm. böyle değil. İşte pop-up mekanizma ile geliyor. E, sonraki model de Mi 10T. Ben şimdi bu 3 modeli birlikte kıyaslamak istiyorum. Mi 10T ile Poco F2 Pro arasında kişisel olarak ben Poco F2 Pro'yu seçerim. Bence o ikili arasında daha mantıklı. s 20 FE'de sorunlarından çekiniyorsanız bu Go 2 Pro biraz daha güvenli liman olarak bakılabilir. Fiyat olarak da onunla yakın fiyatta. Yani özellik olarak da yakınlar ama F2 Pro saf donanım bazında biraz daha öne çıkabiliyor ona karşı. Peki e, Xiaomi Mi 10T şimdi e, 4900 TL e, burada hem şeyi soracağız Hı. F2 Pro ile aradaki farkı soracağız. Çok büyük bir fark, yani verilmeyecek bir fark yok çünkü. Ama bir de ben sana ekstradan şey soracağım. Şimdi 10T'nin light'ı da 3850, o da bayağı ucuz buna göre. Şimdi light da evet, kendi Ama 10T light'la 10T bambaşka telefonlar. O yüzden şimdi ben sana evet onu soracağım. Yani bu ihtimal. nasıl oluyor böyle bir şey? Nasıl bu kadar başka telefonlar olabiliyor? Yani genel yapı olarak benzeseler de kullanılan kamerasıydı, yongasıydı. Çok fark işte var Diğer e, be, noktalarıydı. Farklılıklar barındırıyor. Yani şeyi net olarak söyleyebiliriz. Mesela onu alacağınıza <laughs> bütçen varsa 4900 TL'yi var 10 TL al. Değer diyebiliyorsun galiba. Evet. Onu anladım ben. Evet ama ben evet. biliyorsun mi 10 yerine f 2 pro'yu alıyorum. Tabii o ayrı yani konu o, o başka alınıyor. konu o başka konu ben bu öncelikle o ikisinin arasındaki o sadece light kelimesinin aslında çok şey değiştirdiğini söylemek evet. istiyorum hani çünkü bazen şey oluyor hani özellikle bu konulardan çok ilgilenmeyenler ya ikisi de ismi aynı bir tanesi de light var bir tanesi de yok ne kadar evet. farklı olabilir ki diye düşünüyorlar bu bu uçurum Huawei'de daha fazla aslında Xiaomi gene biraz tabii, tabii. fiyat performans oyunu daha fazla hallediyordu onu Huawei Lite'da bayağı kırpıntı gidiyor. Başka, yani. ben başka bir şey veriyor yani. sana. Doğru, yok çok Hı -hı. doğru. O zaman 4.000-5.000 TL arasına Poco F2 Pro öne çıktı diyebiliyoruz değil mi? Böyle burayı evet. ee, da noktalayalım. iPhone'culara ama iPhone'culara da SE'yi önermiştik. Peki şey ne diyorsun son olarak? Şimdi hadi 150 lira fark var. Poco, F Poco mu alalım, SE mi alalım diye adam olabilir. Hani şey düştü tereddüte. Ya öyle derlerse Poco F2 Pro yani İşletim sistemi bazında değerlendirmiyorum. Yazılım bazında değerlendirmiyorum. Pil ömrü işte bazı noktalarda sunduğu ek özelliklerle iPhone SE'ye göre daha mantıklı sayılabilir. Mesela iPhone SE'nin tasarımına baktığımızda iPhone 7'lerden 8'lerden kalan o kalın hatlar, evet. çerçeveler gibi noktalar var. F2 Pro'da ise tamamen ekran, işte pop-up mekanizma gibi daha yenilikçi hareketler görüyoruz. Yani daha geleneksel bir telefon formu yerine. Yani biraz daha koyayım, daha farklı bir şey e, deneyeyim diyenlerse, Poco F2 Pro gene bir e, cazmi noktası barındırabilir burada. Tamam. Ee, bir sonrakine geçelim. 5000-7000 3 tane telefon var zaten. Poco F3, evet. Samsung Galaxy Note 10, Galaxy S20. Şimdi orada yine ben hemen farka bakıyorum, fiyat farkına. Bu sefer o kadar muazzam bir fark yok mesela. 10 t 4900'de kalmışız şimdi 5300'den başlıyoruz ama şimdi senin önerdiğin F2 Pro ile F3 arasında fiyat farkı var. Şimdi var. F3 ama bu hı. bunun üstüne o fiyat farkını kapatacak şeyler ekliyor mu? Şimdi şöyle bir şey var F3 aslında kağıt üzerinde bazı noktalarda F2 Pro'dan daha e, geride büyür. O nasıl oluyor ya? O nasıl oluyor derken aslında orijinal F3 biliyorsun bu tamam. F2 Pro. Bir de F3'ün Pro'su olması gerekiyor aslında. Hı, Normalde tamam. e, F3 Pro diye bir şey çıkmadı. Yani F3'ü geride kalan ürün gibi düşünmen lazım. Yani F2 Pro ile çok yakın bir ürün. Hatta F2 Pro'dan kamera olarak daha geride. Kamera donanımı F2 Pro'nun gerisinde. O zaman hemen üstüne çizgitsin. Yani ben kabul etmiyorum bunu. Ama F3 Pro e, F3 Pro dedim. F3 Pro diye bir model yok. F3 e, şu an 5300. Daha dün e, indirimle 4900'e satıldı. Muhtemelen He. F2 Pro ya ucuzlayacak ya da ortadan kaybolacak. F3 onun yerine geçecek diyebiliriz kısa vadede. Öyle olur ama şu an daha fazla para verilmemeli bence. Yani bakıldığında ekran tarafında vesaire bir takım yenilikler de barındırıyor. Biz kamerası daha geride dedik ama mesela F3'ün ekranı AMOLED ve yüksek erz destekliyor. F2 Pro AMOLED gene ama 60 Hz sabit olarak verebiliyor. Yani bu tip ufak noktalar var. hı. Hmm. Peki diğer ikisinde eşimiz daha kolay. Note 10 zaten e, not alacaklara tavsiye ettiğimiz telefondu. Evet. Kalem kullanacaklara, kalem kullanmayacaklara da S20 tavsiye ediyorduk. Bunda dümdüz, bunda evet. bir şey yok. Burada ekleyecek bir nokta yok. Katılıyorum sana. Bir sonraki aralığımız 7000-10000 bin, bin TL arası. Ama şöyle bir durum var. S20'yi 5800 TL'de bırakıyoruz. Buraya 8000 liradan başlıyoruz iPhone 12 mini. 100 lira üstünde S21 var. Hani birazcık Android ve iOS mu durumu söz konusu. Ama 12'nin incelemesi de sitede var. Ona bakabilirler. 12 mini'nin mini küçük bir telefon. Öyle de bir ayrıcalığımız yani. var. Şimdi e, normalde biliyorsun iPhone 11 listemizde yer alıyordu. Ha, evet dedin, o yok. liralardaydı. Ama iPhone 12 mini'nin fiyatı 9 binlerde başlayıp 8 bine kadar geriledi. Arada neredeyse 600-700 liralık bir fiyat farkı var. Ama iPhone 12 mini ona göre ciddi yenilikler ve bazı noktalarda avantajlar sağlıyor. Bence aradaki fark verilir. iPhone 12 mini alınır diyorum o yüzden. iPhone 11'i yavaştan listeden çıkartıyoruz. iPhone 12 mini'nin ucuzlamasıyla. Sonraki s de güncel S20 ailesinin en son üyelerinden biri ama ekonomik üyelerinden biri. Şimdi S20 Ultra ile burada gayri ihtiyar bir kıyaslamaya gireceğim. Bazı noktalarda hatta pek çok noktada S20 Ultra geçen senenin en tepesiydi ve bazı işte zoom gibi ciddi avantajları var. S21'de bu, bu kadar e, kameradaki oyuncak vesaire yok. Şimdi aradaki fiyat farkı da 600. Daha eski olması kafaya takılmıyorsa S20 Ultra düşünemiyor ama S20 Ultra özellik konusunda sıkıntısı olmasa da genel bir telefon olarak ben kullandığımda ya da işte çeşitli incelemelerine vesaire baktığımda bir olmamışlık vardı S20 Ultra'da. Hala da devam ediyor olabilir. O yüzden S21 daha Güncel bir ürün olmasıyla hataları giderilmiş hali de olabilir de düşünüyorum. Açıkçası. E Zaten o S20'nin meşhur bir odaklanamama sorunu vardır kamerasında meşhur Hı -hı. bir türlü çözülemedi mesela. Onları evet S21'de düzelttiler. Ee, evet son olarak da iPhone 12 9800 TL Orada da işte şey karar vereceksin. Mini mi alayım yoksa 1800 lira daha mı evet. koyup 12 mi alalım? O da boyutuyla alakalı yani başka bir şeyle çok alakalı. Boyut ve pil ömrü. Bu hmm, iki konu önemliyse ona bakacaklar. 10.000 TL üstüne çıkıyoruz. Ee, orada da 10.500'den Note 20 Ultra ile başlıyoruz. Evet. kalemlin bir telefon alınacaksa şu an en son noktayı temsil ediyor. Son dönemde biliyorsun Note serisinin yeni üyesinin bu sene çıkmayabileceği söyleniyor. O halde e, Note 20 Ultra şu an zaten alabilecekleri tek seçenek. fiyatında da ciddi bir indirim olmuş. Normalde 13-14 bin civarlarındaydı birkaç ay öncesinde. Şu anda 10 bin 500'e kadar düşmüş. Yani arada Note 10'la iki katı fiyat farkı var. Neredeyse. Yani düşünüldüğünde ya ben bir telefonu alıyorum çok uzun süre kullanıyorum diyenler için yatırım amaçlı düşünülebilir diyebiliyorum hmm. bir noktada. Çünkü Türkiye'deki ekonomik e, olarak telefon fiyatları ve ürün fiyatları sürekli bir artış imrisinde olduğu için. Hani Ay Android telefonlarda yıllar içerisinde ucuzluyor. Öyle bir nokta da var. Ancak uzun vade kullanılacaksa Note 20 Ultra şu fiyatına rağmen bir kalem isteyen için zarar ettirmeyecektir. Şimdi ondan sonraki modelde S21 Plus. Bu Samsung şu olayı bence artık bırakmalı. İşte kalem istiyorsan Note'un bu modeli var. Ancak kalem istemiyorsan aynı fiyata daha güncel, daha düzgün bir S21 serisinden ürün sunabiliyorum diyor. Şimdi burada aradaki fark yaklaşık 600 lira. E şimdi bu fiyat aralığında 600 lira pek bir şey e, anlam ifade etmiyor. Öyle olduğunda S21 Plus daha mantıklı kaçabilir Note 20 Ultra'nın yanında. S21 Plus. Evet S21 Plus. Evet düşünülebilir. Huawei Mate 40 Pro. Google hizmetlerinin olmadığı Huawei'nin telefonu 13.700. Evet. Normalde hatırlayacaklardır bu listelerde Huawei P40 serisine yer veriyorduk. Ama hı hı. bu ay P50 serisinin çıkması bekleniyor ve P40 hı hı. serisi de kağıt üstünde bir buçuk yılı devirmek üzere. E böyle olunca da bir çıkarma ihtiyacı duydum. Şu an sadece Mate 40 Pro var. P50 serisi gelince onlar da yerlerini alacaktır. Onu da hatırlatayım. iPhone 12 Pro 13700. Orada da sağlam fark var yani şu an iPhone 12 ile Pro arasında. Var. S21 Ultra 14600. Orada da fark hı hı. var. Yani bunlarda ciddi fark var. Yani bu ile çıkan insanın düşüneceği farklar onlar. Evet. Ama Ve ben çoğunluğun Apple'a yöneleceğini düşünüyorum. Ben de öyle Pro düşünüyorum. Max'da. Evet, iPhone 12 Pro Max, 15,5. Evet. Fiyatlar uçtu. Zaten bu burada bir, bir telefon aldınız mı? Memnun kalmama şansınız çok düşük. Yani memnun kalacağınız ürünler. Burada tercih çok basit. Yani Samsung'la Apple arasında bir düello var burada. Huawei bir tane modeliyle yaşam mücadelesi veriyor aslında orada. Ee, Samsung ya da Apple'dan birini seçeceksiniz ya da Android mi iOS mu bunun tercihini yapacaksınız. Buna göre de iPhone 12 Pro ya da S21 Ultra'dan birini seçeceksiniz. Burada şeye bakıyorum da listede hiç Oppo yok. Ee, Oppo ha, bir var, tane var aslında. Var, pardon. Bir tane var ama hani üstlerde yok. Ee, bir Renault 4 modelin de olması isteniyor. Ancak Realme 7 Pro ile aynı fiyat. Ben Realme 7 Pro ile kafa kafaya vurduğumda o iki modeli. Realme 7 Pro ağır basıyordu. İkisinin birbirine çok yakın iki modeli de yazmak istemedim. Bir de Oppo telefonlarda genel olarak e, akranlarının azalan bir fiyatın yüksek olma durumu var. Hal böyle olunca da ya daha uyguna daha başarılı görülebilecek ürünler varken de Oppo'nunkini öne çıkarmak istemiyorum açıkçası. Sadece fiyatını hak edenleri düşündüğüm Oppo'lar yer alıyor aslında bu listede. Peki. O da bir tane gibi şu an. Evet listenin sonu buydu. Ee, bu ayki önerilerimiz de bu şekildeydi. Sana teşekkür ediyoruz Umut. Artık önümüzdeki ay e, beklediğimiz telefonlar var mı? Hani listeye girer diyebileceğimiz süre anlamında yetişebilecek yani ya da... Ee, Xiaomi'den bazı ekonomik telefonlar bekliyoruz. Hmm. Onlar gelebilir. Anladım. Peki. Ekonomikse bakarız. Gerçekten. Peki teşekkürler sana. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.